Mavi gözlü, güler yüzlü Osmanlı Padişahı Sultan Reşat'ı seleflerinden ayıran en önemli fark, halkla kurmuş olduğu ilişkilerdir. Halkına verdiği değeri memleket gezileriyle göstermiştir. Padişah, Bursa, İzmit ve Edirne vilayetlerine düzenlediği kısa ziyaretlerden sonra 1911 yılında Rumeli seyahatine çıkmıştır. 5. Mehmet ya da Mehmet Reşat, 2. Mahmud'un torunudur. 8 oğlu ve 24 kızı olan Sultan Abdülmecid'in yaş sırasına göre 3. oğluydu. Annesi Gülcemal Kadın Efendidir. Eski Çırağan Sahil Sarayı'nda doğdu. Annesi Gülcemal Kadın Efendi Verem'den öldüğü zaman Mehmet Reşat 7 yaşındaydı. Çocukluğu padişah olan babasının yanında geçti. Eğitimine fazla önem verilmedi. Babası ve amcası Sultan Abdülaziz saltanat yıllarında özgür ve rahat bir şehzadelik yaptı. 1872'de baş kadını olan Kamures ile izdivaç yapıp aile kuran Osmanlı şehzadeleri arasına girdi. 1876-1909 A.B. 2. Abdülhamit döneminde veliatlık yapmasına rağmen Dolmabahçe Sarayı'nın veliatlık dairesinde kapalı hayat yaşamak zorunda kaldı. Veliat olduğu için devamlı kontrol altında tutuluyordu. Seyrek olarak Balmomcu çiftliğine gitmesine izin verilmekteydi. Ama başkalarıyla görüşmesi ve İstanbul'da gezmesi yasaklanmıştı. Gözlerinin mavi olduğu için Mehmet Reşat'ın kendisine nazar değireceğinden korkan ağabeyi 2. Abdülhamit, onunla karşı karşıya görüşmekten kaçınmış olduğu belirtilmektedir. 1908'de 2. Meşrutiyet'in ilanından sonra veliaht olarak protokole göre Devletü Necabatü Veliahtı Saltanat Reşat Efendi Hazretleri şeref adını kullanarak törenlere iştirak etmeye başladı. Halk arasında güler yüzü ve sıcak bakışıyla sempati topladı. Onun bu makam teşebbüsünden hoşlanmayan ve oyuna geldiğini fark eden abi 2. Abdülhamid'in verdiği bir yıldız sarayı davetinde onun yakasından tutup ''Bu işler senin başının altından çıkıyor'' dediği belgelenmiştir. 31 Mart olayının ardından 1909'da 2. Abdülhamid, Meclisi Mebusan tarafından tahttan indirildi ve 65 yaşında olan Veliaht Reşat Efendi, İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin de desteğiyle tahta çıkartıldı. Saltanat adı olarak asıl adı olan Reşat değil, Mehmet adını kullanması kararlaştırıldı. 5. Mehmet ünvanıyla tahta çıkartıldığı halde halk tarafından Sultan Reşat olarak adlandırıldı. Padişahlığa meclis ve mebusan kararıyla gelmesine rağmen Osmanlı hanedanının ekber evladı olmasıyla de padişahlığa hakkı bulunmaktaydı. Culus töreni Beyazıt'ta bulunan Harbiye Nezareti binasında yapıldı. Sirkeci'den Beyazıt'a Saltanat Arabası ile çıkarken yolun iki tarafında dizili İstanbullular tarafından coşkuyla alkışlandı. Biat doğasından sonra yaptığı konuşmada "Hürriyetin ilk padişahı benim ve bunda müftehirim." demiş ve bundan sonra Meşrutiyet padişahı olarak anılmaya başlamıştır. 10 Mayıs 1909 günü 5. Mehmet için Eyüp'te kılıç alayı yapıldı. Padişah Dolmabahçe Sarayı önünden Söğütlü yatına bindi ve Boğaz ile Haliç üzerinden Eyüp'e gitti. Özellikle 2. Abdülhamid'in uzun saltanat yıllarında İstanbul'un sokaklarında padişahın görülmemesi dolayısıyla yeni padişahın şehir içinde araba seyahati ve herkesi güler yüzüyle selamlaması yadırganmakla beraber. İstanbul halkı arasında büyük heyecan yarattı. Padişah olarak ilk icraatlarının başında ikamet sarayının ve cuma alaylarının değiştirilmesi oldu. İkinci Abdülhamid'in ikamet konutu olan Yıldız Sarayı'ndan ayrıldı ve Dolmabahçe Sarayı'na yerleşti. Ancak Dolmabahçe Sarayı artık eski ve bakımsızdı. Saray çok ayrıntılı onarımdan geçirildi. Saraydaki bütün odalar Bodrum katı dahil olmak üzere onarılıp uygun bir duruma getirildi. Elektrik ve kalorifer tesisleri yapıldı. Fakat Sultan Mehmet Reşat gaz lambasını elektriğe, soba ile ısınmayı da kalorifere tercih ettiği için kurulan yeni tesisat kullanılmadı. Sultan II. Abdülhamid'in padişahlığı sırasında hapis hayatı yaşadığı için devlet işlerinde deneyim edinememişti ve yaşı 65'e gelmişti. Zaten yumuşak huylu ve zayıf iradeliydi. Bu nedenle padişahlığı sırasında devlet yönetimi daha çok İttihat ve Terakki Partisi'nin genç ve dinamik ileri gelenlerinden, Enver Paşa, Telat Paşa ve Cemal Paşa'nın elinde kaldı. Bu liderlerin yeni padişaha çok sevdikleri gösterileri yapılmaktaydı. Piyasaya onun adını taşıyan Reşat Altın'ı sürüldü. Birçok İstanbul semtine, Anadolu kasaba ve köylerine Reşadi adı verildi. 5. Mehmet'in ilk saltanat günlerinde Adi suçların özellikle 31 Mart olayıyla ilişkili İttihat ve Terakki Partisi aleyhtarı siyasi suçluların kentin meydanında asılmalarına onay vermeyeceğini Mabeyn üyelerine ısrarla bildirmesine rağmen Sonunda iktidarda bulunan İttihat ve Terakki Fırkası yöneticilerinin ısrarlarına karşı gelmeyip bunlara onay vermek zorunda kaldı. Meydanlarda kurulan dar ağaçlarında asılan suçluların cesetleri İstanbul'da olağan görüntüler haline geldi. Bu icraat Mehmet Reşat'ın saltanat döneminde gayet çok sayıda yasa, kararname ve irade-i saniyeye hiçbir itiraz şehri koymadan ve hatta farkına varmaksızın onay vermesinin baş örneklerinden biri oldu. 1910 yılında Arnavut isyanı çıktı ve bu ayaklanma. 1 Ocak 1911'de üzerine gönderilen Harbiye Nazırı Mahmut Şevket Paşa komutasındaki güçler tarafından bastırıldı. 5 Haziran 1911 günü Sultan 5. Mehmet denizden Barbaros Zırhlısı ile Rumeli gesine başladı. Selanik, Manastır ve Kosova vilayetlerini kapsayan bu seyahat 3 hafta sürdü. Padişah gittiği yerlerde coşkuyla karşılandı. Padişah buralarda yaşayan Sırp, Bulgar, Rum, Arnavut gibi topluluklarla yüz yüze temasta bulundu. Fakirlere, mabetlere, eğitim kurumlarına ve sivil toplum kuruluşlarına bolca bağış yaptı. Seyahatin özellikle Priştine bölümü görkemli ve heyecanlı geçti. Burada bölgeyi fetheden 1. Murad'ın türbesinin etrafında on binlerce kişinin katılımıyla cuma namazı kılınıp dua edildi. Bu seyahatle bir yandan Balkan ulusları arasındaki çatışmaların önlenip barış sağlanması, diğer yandan bu ulusları bağımsızlık için tahrik eden emperyalist devletlere siyasi mesaj verilmesi hesap edilmişti. Siyasi birliğini sağlamakta diğer Avrupa ülkelerine göre geç kalan İtalya, sömürgecilik yarışına katılarak Kuzey Afrika'da Osmanlılara ait olan Trablusgarp'ı ele geçirmek istedi. Avrupalı devletlerinin de desteğini alan İtalya, Osmanlı Devleti'ne bir ultimatom vererek Trablusgarp'ın kendisine bırakılmasını istedi. İtalyanların bu isteği reddedilince Trablusgarp ve Bingazi işgal edildi. Temmuz 1912'de İtalya Osmanlı Devleti'ni barışa zorlamak için Çanakkale'de Osmanlı istikametlerini denizden topa tuttular. Ayrıca Ege Denizi'ndeki 12 adaya asker çıkardılar. Mustafa Kemal ve Enver Paşa Trablusgarp'a geçerek Derne ve Tobruk'ta önemli dirin şartları oluşturdular. Balkan Savaşları'nın başlaması üzerine İtalyanlarla barış imzalandı ve Trablusgarp Savaşı sona erdi. Yapılan uşağın antlaşmasına göre Trablusgarp ve Bingazi İtalyanlara verildi. 12 ada Yunanistan'ın işgal etmemesi için geri verilmek üzere İtalyanlar da bırakıldı. Bağımsızlıklarını kazandıktan sonra Osmanlı Devleti'ni Balkanlardan çıkarmak isteyen Bulgaristan, Sırbistan, Yunanistan ve Karadağ, Trablusgarp Savaşı ile uğraşan Osmanlı Devleti'ne savaş açtılar. Rusya'nın saldırmama garantisine güvenen Osmanlı İmparatorluğu ordularını ters etmişti. Birinci Balkan Savaşı sırasında birçok cephede birden savaşmak zorunda kalan Osmanlı Devleti ağır yenilgiler aldı. Bulgarlar Çatalca'ya kadar ilerlediler. Yunanlar Selanik'i işgal etti. Bu olaylardan faydalanan Arnavutluk da bağımsızlığını ilan etti. Osmanlı devletinden aldıkları toprakları kendi aralarında paylaşırken anlaşmazlık içerisine girdiler. Sırbistan, Yunanistan ve Romanya Bulgaristan'a karşı savaşa başladı. Osmanlı devleti bu fırsattan yararlanarak Bulgaristan'a savaş ilan etti. Osmanlı ordusu tarihi şehir Edirne'yi kurtardıktan sonra Meriç'e kadar ilerledi ancak Avrupalı devletlerin müdahale ihtimaline karşı daha fazla ileri gitmedi. İkinci Balkan Savaşı sonunda yapılan İstanbul Antlaşması ile Edirne ve Kırklareli Osmanlı Devleti'ne geri verildi. Kavala ve Dede Açıse ise Yunanistan'da kaldı. İki devlet arasında Meriç Nehri sınır oldu. Osmanlı Devleti Birinci Dünya Savaşı'na Almanya'nın yanında katıldı. 5. Mehmet 14 Kasım 1914'te halife olarak itilaf devletlerine karşı cihat ilan etti. Cihat ilan edilmesi İslam ülkelerinden beklenen yardımın gelmemesiyle sonuçlandı. Hatta bazı Araplar 1916'da Arap ayaklanması ile Osmanlılara karşı İngiliz kuvvetlerine katıldı. Çanakkale Savaşı'nda önemli bir direniş gösteren Osmanlı Devleti tüm olumsuz şartlara rağmen düşman donanmasının boğazlardan geçmesine izin vermedi. Osmanlı birliklerinin kazandığı yerel başarılar sonuca etki etmedi. Mehmet Reşat'ın saltanatı 9 yıl sürdü. 3 Temmuz 1918 Çarşamba günü kalp yetmezliğinden 73 yaşında öldü. Tarih yazarı Salahi Sonyel, kitabında Sultan Rejad'ın ölüm nedeninin İspanyol garibi olduğunu belirtmiştir.